Herkese merhaba. Bize yalan söyledilerle karşınızdayız. Kanalı başından beri takip edenler iyi biliyor. Biz bu kanala yeni gelmedik, geri geldik çünkü ihtiyaç doğmuş gibi gözüküyor. Hazırsanız başlıyorum. Türkiye ile Meta'nın arasını açan, Instagram'ın kapısına kilit vurduran konuyla başlıyoruz. Hamas lideri İsmail Haniye'nin ölümü ve cenazesi. Bu konuyla ilgili çok fazla yanlış bilgi ve görüntü ortalarda gezindi. İşte bir tanesi, Haniye'nin cenaze namazına ait olduğu öne sürülen görüntü. Aslında biliyorsunuz, elde fotoğraf olunca bu iddiaları kontrol etmek çok kolay. Teyit.org yapmış. Görselin ilk yayınlanma tarihini bulmak için tersini arama yapıyoruz. Karşımıza 12 Ocak 2024 tarihli haberler çıkıyor. Hatta aynı fotoğrafın farklı açıları da var. Google Maps'i kullanarak arka plandaki camiyi de buluyoruz. Bu Yemen'in en büyük camisi Salih Camii. Yani olay Haniye'nin ölümünden aylar önce Ocak ayının başında Yemen'de geçiyor. Toplanan kalabalık da İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Husilerin kontrolündeki Yemen'e yaptığı saldırıları protesto ediyor. Bu da o tarihte yayınlanan videosu. Bu da bir başka Haniye paylaşımı. Bu paylaşımdaki videonun İsmail Haniye'ye yapılan suikastin olay yerini gösterdiği iddia edildi. Bunun peşine de doğruluk payı düşmüş. Videodan ekran görüntüsü alıp görseli aratınca karşımıza Nisan ayında yapılan paylaşımlar çıkıyor. Görüntüler Şam'daki İran konsolosluğuna yapılan hava saldırısından sonra çekilmiş. Yani İsrail'in İran'ı hedef alıp devrim muhafızlarını öldürdüğü bir önceki saldırıya ait. Gönderiyi paylaşan kişi ise Suriye'deki bir araştırma kuruluşunun direktörü. The Guardian'ın yayımladığı bir haberde de olayın detayları var. Sonuç olarak video Hamas liderine yapılan saldırıyı ve olay yerini göstermiyor. Olimpiyat oyunları devam ediyor. Biz de tüm dünya gibi sabah akşam spor izliyoruz. İzlerken de ortaya atılan abuk sabuk bilgiler, haberler yüzünden şaşkınlıktan şaşkınlığa koşuyoruz. İşte bir tanesi. Bu tweet sosyal medyanın her yerinde çok dolaştı. İddiaya göre fotoğraftaki Amerikan masa tenisi milli takımı olimpiyat finalinde Çin'i yenmiş. Bazı medya organları okurlarına güvenmemiş, bunlar buradaki imayı anlamaz demiş. Çözüm olarak da bu başlık ve işaretleme fikrini bulmuşlar. Dünyanın büyük bir kısmında böyle bir haber modeli hem sizi hem kurumunuzu yakar. Medyamız bu anlamda şanslı, dünyayla basın ilkeleriyle falan fazla bir işi yok. Bilginin yarısı doğru. Fotoğraftaki Amerikan masa tenisi milli takımı. Takımın Çin kökenli oyunculardan oluştuğu doğru. İma edilen Amerika'nın Çin'i yine Çin asıllı oyuncularıyla yenebildiği. Çin asıllı oyuncuların tüm dünyadaki milli takımlarda forma giydiği herkesin bildiği bir sır. Nitekim Türk milli takımında da Çin asıllı bir oyuncu vardı. Ama bu alıntı tüm sosyal medyayı dolaşmasına rağmen bunu alıp kullananlardan bir kişi bile merak edip olimpiyat takvimine, skor sayfalarına bakmamış. Masa tenisinde finaller daha oynanmadı, 10 Ağustos'ta oynanacak. Fikstüre göre Çin ve Amerika'nın finale kadar karşılaşma ihtimali de bulunmuyor. Dolayısıyla bu kızlar Çin'i yenerek altın madalya kazanmadı. Bu bir antrenman sonrası fotoğrafı teyitlemiş. Bir başka olimpik mesele. Sporcuların cinsel ilişkiye girmesini önlemek için özel yataklar üretilmiş. Yatağın özelliği neymiş? Kartondan yapılmış. Üzerinde efendi gibi yatmaz, iddialı hareketler yaparsanız çöküyormuş. Öncelikle atletlerin cinsel ilişkiye girmesini kim neden engellemeye çalışsın sorusu geliyor akla. Tabii biz Türkiye'de böyle şeylere alışkın olduğumuz için herkes kimin kimle yattığına kafayı takıyor zannediyoruz ama böyle bir şey yok. Neyse biz habere bakalım. Öncelikle bu yataklar Paris değil Tokyo Olimpiyatlarının yatakları. Oyunlar Covid pandemisine denk geldiği için Olimpiyat Komitesi'nin seks de dahil her türlü yakınlaşmayı dert edindiği öne sürülmüş. Ama komite konunun seksle bir ilgisi olmadığını, yatakların ekonomik ve sürdürülebilirlik gerekçeleriyle böyle üretildiğini belirtmişti. Hatta İrlandalı jimnastikçi Rhys McLanahan, yatağın üstünde zıplayarak kaydettiği videoyla durumu test etmişti. Olimpiyat Komitesi de sporcuya asılsız haberleri çürütmek için sarf ettiği bu çaba sebebiyle teşekkür etmişti. Bu bilgilere rağmen komitenin sporcuların cinsel hayatına müdahale etme ihtimali bile o kadar panik yarattı ki açıklamalar ardı ardına geldi. Olimpiyat ve Paralimpik Köyleri Müdürü Laurent Michaud, komitenin herkesin beklediği ve ihtiyaç duyduğu şeye sahip olmasını sağlamak amacıyla 300 bin prezervatif dağıtılacağını söylemişti. Olimpiyatın resmi yatak destekçisi firmanın başkanı da eli artırıp karton yatakların 3 veya 4 kişinin atlayışını bile destekleyecek şekilde tasarlandığını belirtti. Yani
komitede, üretici de atletlerin sevişmesine karşı olmadığı gibi olur da sporcular takımlar halinde yatağa girmek isterse diye önlemini almış. Bir olimpik konumuz daha var. Bu sene oyunların boks kısmına cinsiyet tartışmaları damgasını vurdu. Cezayir ve Taylandlı sporcuların testosteron oranlarındaki yükseklik özellikle Türkiye sosyal medyasının çok ilgisini çekti. Bu tartışmalar karışık meseleler ve bizim işimiz değil. Bizim işimiz olan şu paylaşım. Trans yüzücü Lia Thomas'ın Olimpiyat Komitesi tarafından gerekçe gösterilmeden Paris 2024'ten uzaklaştırıldığı iddia edilmiş. Yorum yapan vatandaş da uzaklaştırma kararının fotoğrafta belirgin biçimde görünen cinsel organ yüzünden olduğunu ima etmiş. Burada birkaç sorun var. Öncelikle fotoğrafın orijinali aranınca bulunuyor ve açıkça görülüyor ki organ detayı fotoğrafa sonradan eklenmiş. Ayrıca Thomas'ın oyunlardan çıkarılması gibi bir durum yok çünkü Paris'e zaten hiç gelmedi. Ergenliklerini erkek olarak geçiren sporcular yüzmede elit seviyede kadın yarışlarında yer almıyor. Olimpiyatlarda elit seviyenin en üstü, dolayısıyla Thomas'ın burada yarışması mümkün değil. Teyit konularında en fazla boşa düşen, bize de en çok iş çıkaran biri var. Gelin bölümü yine onunla bitirelim. Kim olduğunu bilirsin sen olarak tanımlayacağımız bu kişi yine kendisine yakışan bir tweet atmış. Ekrem İmamoğlu'nun masonluk diploması varmış. Bu belge gerçek mi öğrenmek istiyoruz diyor. Gerçekten öğrenmek isteyeni öğrenmek çok kolay. Adı anılmaması gereken kişinin de derdi bu olsaydı, koşa koşa tweet atmadan önce Google'a bir uğrardı. Böyle yapsaydı, teyidin 5 yıl önce yaptığı şu incelemeyi bulacaktı. Onun Mason locası kaydı olduğu iddia edilen bu görsel, o tarihlerde sosyal medyada yine yayılmıştı. Ekşi Sözlük'te başlığı da açılmıştı. Belgenin tarih ve isim kısımları değiştirilmiş. Sağ alt köşeye de İmamoğlu'nun fotoğrafının FaceApp isimli uygulamayla gençleştirilmiş hali eklenmiş. Değiştirilmiş belgenin orijinalinde ise eski bir Mason locası üyesi olduğu belirtilen Tirol Taşdelen'in ismi yer alıyor. Belgenin orijinali Taşdelen'in kendi sitesinde duruyor. Tirol Bey'in konuyla ilgili tweet'i de duruyor. Tweet'teki gerizekalı troller ifadesi 5 yıl sonra dönmüş, bizim kim olduğunu bilirsin seni bulmuş. Bir dahaki bölüme kadar ileri ve gerizekalı trollerin sinirlerinizi hoplatmayacağı günler diliyorum. Hoşçakalın.